Kıymetli kardeşlerim, seslenişini duymayalı neredeyse 1,5 sene olacak. 2021 Haziran'ında yayınlanan bu veda videosuyla AKP Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sedat Peker'e bir tecrit uygulamaya başlamasını başardı ve derin bir nefes aldı. Fakat bu da çok uzun sürmedi. Peker bu sefer Twitter üzerinden paylaşımlarına devam etti. Buna da engel oldular. Bunun üzerine Peker, deli çavuş mahlasıyla paylaşımlarını devam etti. Buna da engel olundu. En son Emir Olur'un deportuyla da sezon finaline girmiş olduk. Sizinle tam da burada kalmıştık. Sedat Peker'in deli çavuş hesabının da engellenmesi tesadüf değil. Ne yapmıştı Peker en son? Taşkesenlioğlu ailesini ve SPK çetesini ifşalamış, rotayı da al bayraklara çevirmişti. Öyle bir skandal oldu ki bu, önce biri hapse girdi, sonra iki cumhurbaşkanı danışmanı istifa etti. Yetmedi, AK Parti Şanlıurfa milletvekili Ahmet Eşref Fakı Baba, AK Parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa etti. Fakı Baba, siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum dedi. Yetmedi, bir de İYİ Parti'ye transfer oldu. Bu AK Parti'nin iç dinamikleri konusunda bir skandal. Kimse öyle istifa edemez AK Parti'de. Erdoğan gönderir en fazla. Bir de yetmezmiş gibi siyasetten çekilme falan da yapmayarak direkt İYİ Parti, yani rakibe geçiyor. 20 yıllık AK Parti iktidarında en büyük krizlerde bile böyle bir şey olmamıştı. Muhalefet böyle bir atağı yapmayı bırak en fazla rüyasında görürdü de, daha da komik olan, daha da trajikomik olan, hatta korkutucu olan, Sedat Peker'e göre bu hiçbir şey değildi. Zevkine, kendi deyimiyle eğlenmek için yapıyordu. Peki bu depreme sebep olan ifşa hiçbir şeyse, Peker'in konuşacağım dediği şeylerin büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? Aklınız alıyor mu? İşte bu noktada Peker'in kişisini de biraz değerlendirmek gerekiyor. Peker, kabul etmek gerekiyor ki birçok kişiyi dumura uğrattı. Bu bir gerçek. Kamuoyunda Emrah Safa Gürkan'ın dediği gibi Sedat Peker entelektüel biri çıktı, şaşırdım gibi bir şaşırma var elbette. Ama dahası da siyasi olarak var. Peker 30 yıldan fazla istihbarat servisi gibi çalışmış. Herkes de oturmuş, dinlemiş ve susmuş. Bu çok önemli. Kimse gerçek Sedat Peker'i görmemiş. O dönemki videolarındaki tavrına, işte mitinglerine bir bakın. Çok eleştirildi değil mi? Solcular ya ülkücü kasa işte diye üstten baktı. Sağcılar da o reis diye goy goy yaptı. Sonra Sedat Peker videosunda ilk defa samimi şekilde gerçek yüzünü gösterip, lan oğlum o mitingler korku pompalamak için gerekliydi, ben de yaptım diye çatır çatır gülerek Foucault'dan, gerilim stratejisinden, toplumsal psikolojiden bahsedince herkes dumura uğradı. Önce tabii ki sol ve muhalifler, onlar şaşırdılar. Allah Allah dediler, yani bu adam neymiş? Fakat en fazla da AKP'liler. İşte işin korkunçluğu burada yatıyor. Muhalifler şaşkınlıklarından. AKP ve Mehmet Ağar gibi 90'lar tayfası da korkusundan. Bu adamlar kullanır atarız diye hareket ederken adeta bir plot twistli adam filmin gizli düşmanı çıktı. Anlayacağınız Sedat Peker istediği gibi karşısına özgüven veriyor. Karşısındaki de ben bu adamı çözdüm sanıyor. Sonrası da malum. İşte korkunçluk da burada yatıyor ya. Bu adam 30 senede kimlerle görüştü, neye şahit oldu ve neleri ileride kullanırız diye kayıt altına aldı. Tahmin etmesi mümkün değil. İşte korku da tam olarak burada yatıyor. Robert Greene gücün 48 yasasının daha ilk yasasında ne diyordu? Efendini asla gölgede bırakma. Sizin üstünüzde bulunanların kendilerini üstün hissetmelerini sağlayın. Onlara bir şeyleri ispatlamak için gücünüzün tamamını göstermeyin. Yoksa tam tersine neden olursunuz. Yani korku ve güvensizlik uyandırırsınız. Ustanızın olduğundan daha parlak görünmesini sağlayın ve gücün doruklarını tırmanın. Fakat o Taşkesenlioğlu ifşaatını bu kadar önemli yapan çok farklı bir şey oldu. Muhalefet ilk defa topa girdi. İlk defa. 2 senedir Peker'i yok sayan, ülke gündemini bu kadar meşgul eden bir olayı yok sayan muhalefet ilk defa topa girdi ve bana sorarsanız da Peker'e tam tecrit uygulanması da bundan dolayı geldi. En korkulan şey buydu çünkü. Bunu anlamanız için geçen senenin anketlerine bakmanız yeterli. AKP oy kaybı yaşamaya 2020'den sonra başlıyor. Bu oylar yükselen İYİ Parti'ye geçiyor. Fakat CHP'de kıpırdama yoktur. Asıl AKP oylarında çöküş ve CHP'de yükseliş 2021'in Nisan-Mayıs ayından sonra başlıyor. Yani Sedat Peker'in videoları başladıktan sonra. CHP'nin tarihindeki en başarılı kampanyası olan 128 milyar dolar nerede kampanyasının başarılı olma sırrı da burada yatıyor. AKP ilk defa yolsuzlukla itham edilmiyordu ki, suçlanmıyordu ki. Fakat bu sefer Sedat Peker faktörü vardı. İnsanlar buradaki ifşaatlerden yola çıkarak kampanyayı daha inandırıcı bulmuştu. Öyle ya, sonuçta o kadar ifşa var, demek ki bu da büyük ihtimalle gerçekti. 2022 yılında ise statüko korunmaya başlandı, sabitleşmeye başladı oylar. Sedat Peker Twitter üzerinden hareketlilik getirse de Ağustos 2022'de Arapların tecrit uygulamasıyla Twitter'da kapanınca birden bıçak gibi bir
bir kesilme, CHP'de oyların düşüşü, AKP'de de birdenbire bir yükselme ivmesi gözüküyor. Gördüğünüz üzere aslında muhalefet için Peker'in konuşması hayati önem taşıyor. Fakat Taşkesenlioğlu davası ve Peker'in susturulması sonrası muhalefet tek bir kelam bile etmedi. Sedat Peker nerede diye sormadı kimse. Bir tek Cemal Enginyurt ve Ümit Özdağ Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidip Sedat Peker'i ziyaret edeceklerini duyurdular. AKP'de panikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sedat Peker aman ha tecritte kalsın ricasında bulundu. Araplar da Peker'e eğer bir beğeni, bir tweet bile atarsan seni Türkiye'ye göndeririz uyarısını yaptı. Yani Peker bırakın konuşmayı, tek bir cuma tweeti bile atsa Araplar onu Türkiye'ye gönderecek. Bu da yetmezmiş gibi görüşmeler de yasaklandı. Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'le kimse görüşemez diyerek mesela Cemal Enginyurt gibi isimlere müsaade verilmedi. Bunun üzerine bir de biliyorsunuz sansür yasası çıkarıldı. Cevheri Güven yüzünden yok. Burada da gereken tepki sağlanamadı. Gerçi biz yayınlar açtık, imza kampanyaları düzenledik. Hatta Oğuzhan sağ olsun özel bir yayın yaptı biliyorsunuz. Ben dahil birçok kişi bu yasayı Sedat Peker'e özel yorumlarken Peker bildiğiniz gibi açıklamalarında ben yalan konuşmuyorum ki, konuştuğum her şey delilli kaynaklı diyor. Örneğin Taşkesenlioğlu ifşasında olduğu gibi. Fakat dedik ya, Peker sustuktan sonra herkeste bir gevşeme oldu. Başta tabii Süleyman Soylu çok rahatladı. Baskı çok büyüktü çünkü üzerinde. Sinirden elleri titreyen, kekeleyen bakan gitti. Yerine yine eski Soylu döndü denebilir. Ha bir de yolsuzluk yaparak milletin paralarını çaldığı ortaya çıkan Zehra Taşkesenlioğlu ilk defa AKP toplantısına katıldı. Yetmedi. Erzurum seninle gurur duyuyor sloganlar atıldı. Zehra'ya bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş. En son gördüğümüzde elinde bıçakla Chucky'nin gelini gibi dolanıyordu. Neyse tabii bunlar alışılmış şeyler artık. Ancak Peker sussa da yaptığı ifşaatler AK Parti içerisinde bir gedik açtı, bir çatlak yarattı. İçeride paranoya hakim. Kimse kimseye güvenmiyor, herkes herkesten şüpheleniyor. İşte tam da bu noktada taht oyunlarındaki karakterlerimizden olan Şamaroğlanımızın devam eden bir hikayesi var tabii ki. Şimdi şunu netleştirelim. Sedat Peker Süleyman Soylu'yu mahvetti. Bu bir gerçek. 7'den 70'e herkes biliyor. Sokaktaki çocuklar bile bakanı görünce Sülü diye bağırıyorlar. Soylu gibi imajını sertlik, büyüklük, otorite üzerine kuran biri için bu rezalet bir durum. Bırakın siyaset yapmayı, bundan sonra normal hayatında da ciddiye alınmak istiyorsa Peker'e bir şey yapmak zorunda. Başka alternatifi yok. Ve bu seçeneksizlik, bu çılgınlık onu günden güne daha da olmayacak şeyler yapmaya itiyor. Diyoruz ya, mutlaka Peker'i bitirmek zorunda. Bakın bitirse iyi olur falan değil, bitirmek zorunda. Peker'e bir şey yapmak için de resmi olarak elinde bir şey olması lazım. Geçen bölümlerde değinmiştik, hatırlarsınız. Sedat Peker'in Türkiye'de açılan iki dava dosyası olduğunu biliyorsunuz. Birisi Bursa'da, diğerisi Anadolu Adliyesi'nde, ağır cezada. Hatta kavga çıkmıştı mahkemeler arasında. En sonunda da tahliye yaşanmıştı. Hatta Peker dalga geçerek paylaşılmıştı, içeride kimse kalmadı diye. Bu Soylu için çok kötü bir durum. Hele hele Peker'i Birleşik Arap Emirlikleri'nden alma hayalleri var ki orasını hiç sormayın. Şimdi Peker'in böyle büyük bir suçlu olduğunu, Interpol'a vesairede anlatmak için dosyasında bir şeyler gerekli. Böyle cinayet gibi, hatta cinayetler gibi. Sedat Peker'in örgüt dosyasında bunun için Cahit Çetin dosyası vardı aslında. Fakat bu dosyadan çıkarıldı çünkü mahkeme delil bulamadı. 9 Ekim'de hepinizin hatırladığı bir patlama yaşandı İstanbul Fikirtepe'de. Fakat patlamadan çok, patlamadan sonra yaşananlar konuşuldu. Önce İstanbul valisi Ali Yerlikaya çıkıp patlama doğalgazdan kaynaklanıyor. Doğalgaz patlaması bu diye açıklama yaptı. Sonra İGDAŞ çıkıp burada doğalgaz yok ki, nasıl doğalgaz patlaması olsun açıklamasını yaptı ve tabii ki de millet tartışmaya başladı. Tam da bu sırada Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar çıkıp burada terör şüphesi var deyince Süleyman Soylu kafayı yedi. Çünkü direkt ona gidiyor mevzu. İşte bizim İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ı arıyor. Diyor ki sen buna nasıl terör şüphesi dersin? Burada bir tartışma çıkıyor ve dönüp dolaşıp konuyu Sedat Peker'e getiriyor Soylu. Neden? Çünkü daha yeni bahsettik ya, Peker'in davasından çıkarıldı bu cinayet dosyası diye. İşte o savcı, bu savcı. Diyor ki savcıya, neden bu dosyayı çıkardınız? Bakın bu Peker buradan yırtar falan, biz bundan rahatsızız. Hatta emniyet bundan rahatsız. Bunun üzerine savcı bey de, bu olayları benimle konuşmayın, Adalet Bakanı ile konuşun diyor. Soylu ısrar ediyor, öfkeleniyor ve uçluğu sertleşiyor. Aslında bu bile büyük bir skandal, fakat Soylu'nun bu olaydaki takıntısını anlayın diye anlatıyorum size. Başka seçeneği yok. Bu onun için hayat memat meselesi. Bildiğiniz gibi daha evvel Ankara üzerinden Peker'i
Mersin'den uyuşturucuyla bağlayacaktı fakat savcı buna karşı çıkınca savcıyı da sürdüler. Hem de Sakarya böyle pekiri bir gönderme de yaparak. Şimdi tabii bu savcıyı arayıp racon kesme olayı AKP'de de vekilleri rahatsız ediyor. İşte bahsettiğim çatışma da tam olarak buradan kaynaklanıyor. Hatta ve hatta bizzat Tayyip Erdoğan'ın da Soylu'yu azarladığı söyleniyor. Hatırlarsanız geçen bölümlerde yine Soylu'nun Beştepe'ye gidip liste getirdiğini, Aktaş'tan kurtulmayı planladığını fakat Erdoğan'ın bunu veto ettiğini anlatmıştık. İşte Tolga Şardan bir skandalla bunun arka planını anlattı. İddiaya göre Temmuz'un son günlerinde bir görüşmede Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a yönelik olarak Sarallar grubu operasyonu ile ilgili kendisine neden bilgi verilmediğini soruyor. Soylu'nun eleştirisi üzerine Aktaş da size her söylediğimizde sızıntı oldu yanıtını verdi. Görüşmenin gerçekleştiği odada bir anda buz kesti. Soylu, Aktaş'ın sözlerine sen ne demek istiyorsun diye çıkıştı ama Aktaş daha fazla konuşmak yerine susmayı tercih etti. Yaşanan gerginlikle birlikte Soylu, görüşmeyi sonlandırıp dışarı çıkarken Aktaş'la ilgili sert sözler sarf etti. Yani söve söve çıkmış büyük bir ihtimalle. İçişleri Bakanlığı Among Us gibi anasını satayım. Kimi ispiyonladığı belli değil. Soylu'ya karşı bu suçlamalar da yeni değil. Soylu ilk defa suçlulara haber salıp kaçmalarına vesile olmuyor. Daha önceden Sezgin Baran Korkmaz, Todex Fatih ve Levent Göktaş örnekleri var. Elbette Peker'i bir dosyaya bulaştırma çalışmaları da bitmedi. Eski Sivas Ülke Ocakları Başkanı olan Oğuz Bulut 18 Kasım'da 5 kurşunla vuruldu. Ölmedi. Ama sizler bu ismi 2017 yılından hatırlarsınız. Küçük çocuklarla uygunsuz görüntüler ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Sedat Peker de git kendini öldür diye açıklama yapmıştı. Peker'in bu mesajından korkan Bulut o dönem savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İşte neredeyse 6 sene sonra bu Oğuz Bulut 5 kurşunla vuruldu. Bunun üzerine hemen gizli soruşturma yürütülmeye başlandı ve büyük bir ihtimalle de buraya Sedat Peker dahil edilecek. Tam da bu yüzden Peker aylar sonra hesabından deport edilmeyi göze alarak bu arada hesabından retweetler yaparak mesaj verdi. Ben hala buradayım diye. Fakat şimdi anlatacaklarıma inanın başta ben bile inanmak istemedim. İnanılmaz bir olay. 29 Kasım sabahında kulislerde bir haber dolanmaya başladı. Hemen telefonlarımıza haberler geldi. Herkes soruyor birbirine. Süleyman Soylu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş. Hatta Sedat Peker'i de alacakmış. Önce insanlar böyle bir ziyaretin olacağına ihtimal vermediler. Çünkü böyle yurt dışı ziyaretlerinden önce basın mensuplarına bir briefing veriliyor, bir bülten veriliyor. Gerekirse açıklama yapılıyor. Ancak kimsenin haberi yok. Dahası İçişleri Bakanlığı'nda da kimsenin haberi yok durumdan. Peki böyle bir şey mümkün mü? Yani koskoca İçişleri Bakanı kendi başına operasyona çıkmış gibi yurt dışına gidebilir mi? Hakikaten öyleymiş. Soylu gizli gizli organize ettiği ve kimsenin haberi olmayacak dediği, kendi yakınlarına bile söylemediği görüşmeyi Sedat Peker daha sabah saatlerinde öğreniyor. Yani Sedat Peker'in iç işlerindeki kaynakları hala sağlam, hala oldukları yerde, hala ona haber veriyorlar. Bu şekilde duruyorlar ve Süleyman Soylu daha bir görüşmeyi bile gizli tutamıyor. Hal böyle olunca öğleden sonra resmi hesaplar sosyal medyada bu görüşmeyi paylaşıyorlar. Soylu, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al-Nahyan'la görüştü. Heyetler arası bir görüşmede Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'nin Abu Dhabi Büyükelçisi Tugay Tuncer, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da hazır bulundu. İşte garip noktası burası. Ziyarette Interpol Dairesi'nde sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan değil, onun yerine Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu'nun bulunması problemi aslında anlatıyor. Süleyman Soylu'nun sağ kolu biliyorsunuz kendisi. Resul Holoğlu da kalkıyor hemen böyle Araplara bir sunum yapıyor. İşte Peker'i bize verin çünkü işte şöyle suçlu böyle suçlu Köfteci Yusuf davası falan ama ikna edici olmuyor. Büyük ihtimalle de bu kadar sevinçle koşa koşa BA'ya gitme sebepleri de bu Sivas'ta vurulan eski Ülke Ocakları Başkanı yüzünden. Bunu dosyaya ekleyip orada Arapları ikna etmeye çalışmış bizimkiler fakat babayı alacakken babayı alıp dönmüşler. İnanılmaz olay değil mi? Kendi başına çıkıp Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyorlar. Bir de başarısız oluyorsun. Giderken de böyle büyük devlet uçağıyla gitmişler. Hani Peker alacaklardı ya akıllarınca. Türkiye'ye inince de basın çekecek böyle bunlar. Şak 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 şak. Böyle herkes çıkacak. En son Süleyman Soylu Peker'le çıkacak. Böyle Peker'in eli kelepçeli falan. Basında çak 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 çekecek bu fotoğrafları. Kalabalık bağırıyor. Süylo, süylo diye. Sonra bunlara Mehter Marşı'yla böyle editler yapıp TikTok'a, Facebook'a attın mı Allah yemedi yanında ya. Dayılar hemen der. İşte devlet, devletin gücü. Ama işte maalesef gerçek hayat o şekilde işlemiyor. Gittikleri gibi gelmişler. Hani şey var ya geldikleri gibi giderler Atatürk'ün. Bunlar da gittikleri gibi geldiler. Nazilerin Rudolf'esi var. Belki bilmeyeniz vardır aranızda. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru bu Hess, Hitler'e haber vermeden barış görüşmeleri yapmak için kendi başına İngiltere'ye uçuyor. Böyle çok heyecanlı bir adam. Biraz da hafif tırlak.
atlıyor uçağa, kendi orijinal İngiltere'ye gidiyor. Bu durumu haber alan Hitler'in çığlıkları tüm malikaneden kalanmış. Ne yapıyor manyak diye. Alman basınına hemen demiş ki Rudolf Hess'i Hitler'in bilgisi veya otoritesi olmadan tamamen kendi başına İskoçya'ya uçmaya karar veren bir deli olarak yazın diyor. Buna mütakip olarak Alman basınında Hess'i kandırılmış, dengesiz olarak tanımlıyor ve hatta zihinsel engelli olduğunu, sağlığının yerinde olmadığını yazıyorlar. Hess de İskoçya'ya vardıktan sonra uçağa düşüyor, kendisi de paraşütle atlıyor ve savaş esiri olarak kalıyor orada. Allah'tan Süleyman Soylu'nun pilotluğu yok. Kulislerdeki bilgiye göre AKP'liler Peker'e iki kez teklif göndermelerine rağmen Peker bunu da reddediyor. Bu seri başladığından beri hep bir olay etrafında konuşuyoruz bildiğiniz gibi. Hablemitoğlu davası. Hablemitoğlu davası Gökhan Nuri Bozkır'ın alınmasıyla tekrardan gündemimize girmişti o dönemler. Ancak Peker'le bir alakası yok gibi duruyordu. Ta ki Serhat Peker Twitter üzerinden Levent Göktaş'la kapışana kadar. İşte Hablemitoğlu suikastinin iddianamesi basına sızdı ve biz de ilk defa bu davanın iç yüzünü görmüş olduk. İşin ilginç yanı şu, ilk olarak Fethullah Gülen burada baş şüpheli. Bu çok görülen bir şey değil davalarda. Dahası da ilk defa 2013 öncesi bir tarihte yargılanıyor. Normalde biliyorsunuz 17-25 Aralık'a kadar her şey iyiydi deniyordu. Fakat şimdi milat kaydırılmış gözüküyor. 2002'ye taşınıyor. Hikaye şu şekilde. Enver Altaylı'nın eski şoförü Altaylı'nın FETÖ'nün Türkiye imamı Mustafa Özcan'la bu suikasti görüştüğünü ifade ediyor. Oradan da Altaylı Levent Göktaş suç örgütüne, evet bu arada suç örgütü olarak geçiyor iddianamede, bunları suikaste havale ediyor. Bu iddianame ve suikast için ayrı uzun bir video yapmayı düşünüyorum. Konsept olarak taht oyunlarını ilgilendiren kısımları konuşacağım sadece. Çünkü ilgilendiren kısmı bu iddianameye dayanarak Toygun Atilla'nın Oda TV'de yazdığı yazılar. Hablemitoğlu soruşturmasında Sedat Peker izi. Şimdi bunu okuyunca ben de bir şaşırdım, dedim acaba ne falan gibisinden. Toygun Atilla'nın yazısına göre Sedat Peker, Nuri Gökhan Bozkır'ı Romanya'da saklamış ve Türkiye'ye iade edilmemesini istemiş. Fakat iddianameye bakarsak tam tersine Sedat Peker yüzünden yakalandığını söylüyor Bozkır. Burada Toygun Atilla cımbızlama yapmış. Ama aynı cımbızlamayı hemen 2 gün sonraki yazısında yapmıyor. Zira Nuri Gökhan Bozkır bu sefer Soner Yalçın'a destek olduğunu iddia ediyor. Kurtlar Vadisi senaryosunda büyük bir ihtimalle. Toygun Atilla da bunu Soner'e sordum, öyle olmadığını söylüyor diye yazmış. Burada sormak gerekiyor. Neden böyle bir başlık atmayı tercih edip böyle bir cımbızlama yapmışsın? Soner'e yapmıyorsun bunu ne de olsa. Bu esnada tabii Sedat Peker'in tecritte susturulması artık öyle bir seviyeye ulaştı ki insanlar ölüp ölmediğini merak etmeye, sormaya başladı. Bu adam yaşıyor mu? Ya öldüyse diyorlar. Sedat Peker nerede? Aslında hiçbir yerde değil. Gözümüzün önünde. Sadece konuşmasına müsaade edilmiyor. Bu tecritle de belki gözümüzün önünde seçimin kaderi belirleniyor. Sedat Peker'i Birleşik Arap Emirlikleri'nde aramayın. Sedat Peker'i sessiz kalanlarda arayın. Pisliğin pisliğisiniz. Bir de bana suç örüştüğü. İğrençsiniz lan siz.